Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer, fizik kolu hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir anlayış, yeni bir sevgili dostlar bölümle karşınızdayız. Bu bölümümüzde arkadaşlar meraklısına biraz daha kaliteli sorular çözmeye çalışacağız. Fiziği gerçekten öğrenmek isteyen, fiziğe merakı olan arkadaşlar buyursun diyoruz sevgili dostlar. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan ve sabit ivmeli hareket yapan aracın 7. saniyedeki hızı nedir? Sevgili dostlar, şu çok önemli. Sabit ivmeli, ivmemiz sabit. Aracımız ne yapıyor? Düzgün yavaşladı, durdu ve sonra ters yönde hızlandı. O halde sevgili arkadaşlar, bu cismin hız zaman grafiğini çizecek olursak görüldüğü gibi şöyle bir grafik elde ediyoruz. Ve durana kadar arkadaşlar geçen süre 5 saniye. Bu süre içerisinde sevgili dostlar görüldüğü gibi 0,5 saniyedeki yer değiştirmemiz 50 metre olmaktadır. Ve ilk hızımıza V diyelim. Sevgili arkadaşlar, bu olan bize neyi verecektir? Yer değiştirmeyi, yani 50'yi verecektir. O halde 50 eşittir V çarpı 5 bölü 2 üçgenin alanı. Buradan arkadaşlar şöyle bir sadeleştirme yaptığımızda görüldüğü gibi burada ne kalmaktadır? 10. 10 kere 2 V eşittir 20 olmaktadır güzel insanlar. Buradan ivmemiz A eşittir delta V bölü delta T 0 eksi 20 eksi 20 bölü geçen süre 5 eksi 0 5. O halde sevgili arkadaşlar ivmemiz nedir? Eksi 4 metre bölü saniye kare diyoruz. Sevgili arkadaşlar, 5. saniyede hızımız 0. O halde arkadaşlar 7. saniyedeki hızımız V eşittir 0 artı AT. İlk hızımız 0 şuradaki arkadaşlar. Buradan sonra kaç saniye geçmiştir? 2 saniye. İvmemiz nedir? Eksi 4. Burada arkadaşlar artı. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi çarpı 2. 4 kere 2. Eksi 8 olmaktadır. Zaten arkadaşlar görülüyor, mutlaka hızımızın eksi olması gerekiyor. Dolayısıyla Bursa'yı, Denizli'yi, Edirne'yi ne yapıyoruz? Eliyoruz. Sevgili arkadaşlar, hiçbir işlem yapmadan bakın. 5. saniyede cisim ilk önce pozitif yönde giderken durmuş ve 5. saniyede yön değiştirmiş ve negatif yönde gitmeye başlamış. Dolayısıyla 7. saniyede hızımız mutlaka negatif olmalıdır. 3 şıkkı buradan bu şekilde eleyebiliyoruz. İvme zaman grafiği şekildeki gibi olan cisim 3T anında durmuştur. Cismin 2T 3T zaman aralığındaki yer değiştirmesi x olduğuna göre 0-2T zaman aralığındaki yer değiştirmesi kaç x diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şuradaki alan AT, eksi AT, eksi AT. AT'ye V diyecek olursak şuradaki hız değişimi eksi V, eksi V. O an arkadaşlar bu noktada durduğuna göre son hızımız 0 eşittir. İlk hızımız artı hız değişimi. Hız değişimimiz V eksi 2V. Arkadaşlar görüldüğü gibi buradan V 0 eşittir V olmaktadır. Hemen burada arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hız zaman grafiğini çizmemiz gerekiyor. İlk hızımız V. V kadar daha attı. T anında arkadaşlar hızımız ne oldu? 2V oldu. Bundan sonra arkadaşlar hızımız görüldüğü gibi 2V azalacak ve 0 olacak. T 3T aralığı aralığı arkadaşlar 2T olmaktadır. Görüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyoruz ne diyor? 2T 3T aralığında yer değiştirmemiz x olduğuna göre 0,2T. Yani arkadaşlar şunu soruyor. Görüldüğü gibi şu arkadaşlar üçgenin 2 katı 2x. Dikdörtgenimiz 2x, x ve x. 0,2T aralığındaki yer değiştirmemizi topladığımızda 6x olmaktadır sevgili arkadaşlarım. Bir doğru boyunca hareket eden KLM araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. 0T aralığında K'nın yere göre hızı V olduğuna
göre sevgili arkadaşlar, K'nın hızı V ise X bölü T görüldüğü gibi bunların hepsi arkadaşlar konum zaman grafiği verilmiş. Konum zaman grafiğinde eğim hızı vermektedir. X bölü T, X bölü T hepsi sağa atık olduğu için hepsinin hızı pozitif olmaktadır. Bu da 2X bölü T, 2V olmaktadır sevgili arkadaşlarım. K'nın L'ye göre hızı sıfırdır. Evet, V eksi V sıfır. M'nin L'ye göre hızı sıfır olamaz sevgili arkadaşlar. L'ye göre L'yi ters çevir topla. 2V eksi V, V olmaktadır. Yanlış. 3 araçta sabit hızlı hareket etmektedir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 olmaktadır. Buradaki araçların hepsi arkadaşlar düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Ve hızıyla, ve hızıyla, 2 ve hızıyla diyoruz sevgili arkadaşlar. Doğrusal bir yolun KL yolunun K noktasına durmakta olan bir araç 4 metre bölü saniye karelik ivme ile T1 süre hızlanıyor. Daha sonra 3 metre bölü saniye karelik ivme ile T2 süre yavaşlayıp L noktasında duruyor. KL yolu 42 metre olduğuna göre T1 süresi kaç saniye olur sevgili arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, demek ki bu cisim ne yapıyor? Düzgün hızlanıyor ve sonra frene basıp düzgün yavaşlayarak duruyor. Hızlanma ivmemiz 4, yavaşlama ivmemiz 3. O halde arkadaşlar V eşittir A çarpı T'den 3 T sürede hızlanıp 4 T sürede yavaşlaması gerekiyor ki buradaki ivmemiz 4 olsun. Buradaki ivmemiz arkadaşlar ne olsun? 3 olsun. Bakın 3 kere 4 12, 4 kere 3 12 olmaktadır. Buradaki hızımıza da V diyorum sevgili arkadaşlarım. Peki arkadaşlar, buradaki hızımız her halükarda buradan da baksak arkadaşlar delta V bölü delta T eşittir 4'ten V eşittir 12T olmaktadır. KL yolunun tamamı bu alanımız 42 eşittir V çarpı geçen süre arkadaşlar görüldüğü gibi nedir? 7T. O halde arkadaşlar V yerine 12T yazıyorum. 12T çarpı 7T bölü 2 diyoruz. Hemen bir sadeleştirme operasyonu 6. 6 kere 7 42. O halde arkadaşlar 6 kere 7 42. 42 sadeleşti. Bu durumda arkadaşlar T kare eşittir 1. T eşittir 1 olmaktadır. İşte arkadaşlar geçen süre T1. T1 eşittir 3T. T1 eşittir 3T. 3 kere 1 3 saniye olmaktadır. Ve sıfır hızı ile ilerleyen K arabası A ivmesi ile hızlanmaya başladığı anda durgun haldeki L arabası şekilde görüldüğü gibi K arabasına doğru 2 A ivmesi ile harekete geçiyor, yani hızlanıyor. Arabalar M noktasına karşılaştıklarında hızlarının büyüklüklerinin oranı ne olur diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada karşılaştıklarına göre aynı anda harekete başlayıp burada karşılaşıyorlar. Yani bunun buradan gelme süresi T ise bununla gelme süresi T. Dolayısıyla arkadaşlar bunun kazandığı hız AT, bunun kazandığı hız 2AT. Biz arkadaşlar AT'ye V dersek 2AT ne olur? 2V olur. Peki sevgili arkadaşlar, her ikisinin de aldığı yol aynı. Hızımız V sıfırdan V kadar artmış. K için yazıyorum arkadaşlar. V sıfırdan V kadar artarsa son hızımız V0 artı V olur. Aldığı yol X, K için. L için yazacak olursak arkadaşlar hızımız 0'dan 2V'ye gelmektedir. T sürede diyoruz sevgili arkadaşlar. O halde son hızımız burada nedir? 2V. Yine alınan yol nedir? X'tir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu alınan yolları birbirine eşitleyecek olursak X eşittir 2V çarpı T bölü 2, 2V çarpı T bölü 2, o da eşittir V0 artı V0 artı V, görüldüğü gibi 2 ise V0 artı V bölü 2 çarpı T, görüldüğü gibi T'ler sadeleşiyor, 2'ler sadeleşiyor, 2V eşittir 2V0 artı V, yazalım 2V eşittir
2 ve 0 artı V diyorum. Arkadaşlar V'yi bu tarafa gönderdiğimde V eşittir 2 ve 0 olmaktadır. V yerine arkadaşlar 2 ve 0 yazacak olursam burada son hızımız ne olur? 4 ve 0. V yerine arkadaşlar 2 ve 0 yazacak olursam K'nın son hızı ne olur? 3 ve 0. O halde 3 ve 0 bölü 4 ve 0. Bu durumda da arkadaşlar cevabımız 3 bölü 4 olmaktadır. Birbirine paralel ve ok yönünde hareket etmekte olan tren ve otobüs T eşittir 0 anında şekildeki konumdadırlar. Özdeş vagonlardan oluşan ve T sürede bir vagon boyu ilerleyen trenin yere göre hızı V'dir. Demek ki sevgili arkadaşlar trenimizin yere göre hızı V. Boyu bir vagon boyuna eşit olan otobüste trenden bakan yolcular otobüsün V hızıyla hareket ettiğini gördüğüne göre otobüsün treni kaç T süre sonra tamamen geçmiş olur. Sevgili arkadaşlar trenden bakanların otobüsü V hızıyla görebilmesi için otobüsün hızının ne olması gerekiyor arkadaşlar? 2 V olması gerekiyor. 2 V eksi V ve cisim eksi V gözlemci görüldüğü gibi ne oldu arkadaşlar? 2 V oldu. Zaten arkadaşlar trenden bakanın bunu V hızıyla gördüğü bağıl hızdır ve bu hızla bunu geçmektedir. Hiç bunu bilmemize ve hesaplamamıza bile gerek yok arkadaşlar. Burada otobüsün tamamen geçmesi için görüldüğü gibi arka kısmını da baz alabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ön kısmını da baz alabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bölüme gitmesi gerekiyor. Peki arkadaşlar burada otobüsün trene göre bağıl hızı nedir? V'dir. Ve bağıl eşittir V. Tren bir birim gidiyor, otobüs de bir birim gidiyor. Bu durumda arkadaşlar 2 V'ye V bağıl hızımızı yazıyoruz. Birini durmuş gibi kabul ediyoruz arkadaşlar. Bağıl hızımızı yazdığımızda V'dir. Ve arkadaşlar tren V hızıyla bir bölmeyi T sürede aldığına göre burada arkadaşlar bağıl hızımız V'dir. Her bölmeyi T sürede aldığına göre 6T sürede otobüs treni geçecektir. Genişliği X olan bir ırmakta M noktasından şekildeki gibi suya göre V hızıyla hareket eden bir motorun P noktasına gidip tekrar M noktasına gelişi T bir süre. Demek ki arkadaşlar P noktasına gidiyor ve tekrar M noktasına dönüyor. P noktasına vardığına göre sevgili arkadaşlar bakınız burada akıntı hızı bu cismin hızının yatay hızına eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. 3, 4, 5 üçgeni uyguladığımızda 53'ün karşısı 4, 37'nin karşısı 3 ve hipotenüs 5 olmaktadır. Demek ki akıntı hızımız sağa doğru 4 birim ve de arkadaşlar nedir? 5 birimdir. Bu cismin düşeydeki hızı nedir arkadaşlar? 3'tür. O halde T1 dediğimiz arkadaşlar x bölü 3 sürede gidiyor ve x bölü 3 sürede de dönüyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar T1 eşittir 2x bölü 3'tür. Peki arkadaşlar diğeri ne yapıyor? K noktasından suya göre ve hızıyla hareket eden bir yüzücünün L noktasına kadar gidip tekrar geri gelişi T2 süre. T1 bölü T2 nedir? Evet şimdi T2'yi hesaplayalım. T2 eşittir arkadaşlar. X kadar yolu kaç hızıyla gidiyor? 5 artı 4 9 artı hangi hızla geri dönüyor arkadaşlar? Bakın kendi hızı 5, akıntı hızı 4. 5'ten 4 çıkarsak ne kalır? 1 kalır. X bölü 1. Burayı 9 ile paydayı eşitleyelim. X 9x daha 10x bölü 9 olmaktadır. T1 bölü T2. Birinci aynen yazalım. 2x bölü 3. İkinciyi ters çevir çarpalım. 9 bölü 10x. Hemen bir sadeleştirme operasyonu yapıyoruz. 3 x'ler gidiyor. 2'ye böldük 5. O halde cevabımız 3 bölü 5 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Bir daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Fizikokolikte kalın.